Evet, başlayalım mı? Arkadaşlar, deneme nasıldı? Bir genel yorum alayım. Evet, deneme nasıldı? Bir genel yorum alayım. Burada bir iki tane taze güncel bilgi sorusu vardı arkadaşlar. Teşrif defteri gibi bilerek sordum. Zaten bu deneme güncel. Yayınları kaydediyorum şimdilik. Neden kaydettiğimi söyleyeyim. Kitabımızın baskısı bittiği için kitabı gelmeyen çok öğrenci var. Onlar yazıyorlar, hocam kitap gelinceye kadar çözümleri dursun gibi. Ben de haklarına girmemek için çözümleri şimdilik kaydediyorum. Ama bu devamlı kaydolacak anlamında değil. Tamam mı? Evet. Hadi o zaman gençler, adı üzerinde deneme. Bakın, bir önceki deneme daha kolay diyordunuz. Bu biraz daha zor. Yani ÖSYM'nin de kolay zor illa bir kalıbı yok. O yüzden biz adı üzerinde deneme, hazırlık yapacağız. Evet, o zaman başlayalım mı? Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen başlıyoruz. Evet. Yorumları kapattım gençler. Yorumları kapattım. Bu durumdan hareketle Türklerle ilgili olarak hangisi ileri sürülebilir? Eski Türk topluluklarında sosyal yaşamda kılıç, at, üzengi, eğer gibi önemli bir yer, eğer önemli bir yer tutmuştur. Üzengi ata binildiğinde ayakların basmasına yarayan demirden alettir. Türklerde nal atın ayakkabısı olarak kabul edilir. Nal çakılan at, nalsız attan hızlı koşmaktadır. Yine ata istedikleri gibi komut vermek için eğer yapmışlardır. Oldu mu? Bu durumdan hareketle Türklerle ilgili olarak hangisi söylenebilir? 1. Madencilik ileri gittikleri. 2. Bozkır kültürünü yaşadıkları. 3. Savaşlarda düşmanın üstünü kurmaya çalıştıkları. Evet. Arkadaşlar, ne yaptınız bunu? Ne yaptınız yavrum? Şöyle bir bakın. Çözelim beraber. Evet, birincisi. Gençler, bu arada şey alacağım inşallah, tablet alacağım, şu Ankara'da işlerimi bitireyim. Madencilikte ileri gitti. Arkadaşlar ne diyor bak? Sosyal yaşamda kılıç, at, üzengi, eğer önemli bir yer tutmuştur diyor, değil mi? Evet. Şimdi demirden alet diyor. O zaman madencilik var mı? Madencilik varsa bozkır kültürü var mı? Var. Peki nal çakılan at nalsız attan hızlı koşmaktadır. Yine atasını komut vermek için eğer yapmışlardır, değil mi? Şimdi bu kadar gelişme arkadaşlar, savaşlarda düşmana üstünlük kurmaya çalıştıkları yargılarından hangi ileri sürülebilir? Bakın, nal teknolojisi, atın hızlı koşmasını istemeleri, bunlar neyle alakalı? Kılıç mesela, değil mi? Neyle alakalı bunlar? Savaşla alakalı. O yüzden Edirne arkadaşlar. Gel ikiye. Evet. 939 yılında Muhammed bin Togaç'a eski Fergana Türk hükümdarının kullandığı İşit unvanı verilmiştir. İşit unvanı. Değil mi? Bu unvanın verilmesi etki olan devlet hangisidir arkadaşlar? Yani IŞİD'lere, yani Akşit'lere IŞİD unvanı veren devlet kim? Hani hep diyorsunuz ya, Selçuklu'ya doğunun batının sultanı dedi, başka bir şey dedi arkadaşlar. Burada da bu unvanı veren devlet kim? Abbasilerdir. Oldu mu? Fatimiler Şii kökenli devlettir. Bizim için zararlıdır arkadaşlar Fatimiler. Emeviler zaten yıkılmıştı o dönemde. Gazeliler, Gazeli Mahmud'u biliyorsunuz Türk İslam Devleti'dir. O unvan vermedi. Unvan alır onlar, değil mi? Evet, 3'e gel arkadaşım. Sultan Abbasların komutanlarından Danışment Gazi tarafından Malatya zaferinden sonra kurulan Danışment Beyliği. Çok gizemli beylik. Bak, Danışment Gazi hangi beyliği kurmuş? Danışmentleri. Bölgelerinin hangilerine hüküm sürmüştür? Bölgelerinin hangilerine hüküm sürmüştür? Evet. Amasya, Sivas, arkadaşlar Kayseri, Tokat, Niksar. Bunlar neydi? Danışmentlerin hüküm sürdüğü bölgelerdi. O yüzden cevap ne olacaktı? 1, 2, 3. Peki buradan bir hatırlatma yapalım. Bir hatırlatma yapalım. Danışmentler deyince bizim öğrencimiz neyi bilecekti arkadaşlar? Neyi bilecekti? Para basan, yağı basan. Kendi adına para basan ilk beylik kimdi? Danışmentlerdi hatırlarsanız. Anadolu'daki ilk medrese arkadaşlar neydi? Yağı basandı. Oldu mu? Türbe ve mezarları kim yapmıştı? Saltuklular, ölücüler, gömücüler diyordum hatırlarsanız. Mama Hatun Türbesi, Üç Gümbetler arkadaşlar. Peki
Mengücekler neydi? Külliyeciler. Divriği Ulu Cami, Divriği Külliyesi. Oldu mu? Evet. Çaka Bey'i zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Artuklular da köprücülerdi. Osmanlı Beyliği'nin kurulup gelişmesinde durumlarından hangi etkili olduğu söylenebilir? Türkmenlerin gaza ruhu ile Bizans üzerine sefer yapması, kuruluş dönemi padişahlarının yetenekli olması, beyliğin kurulduğu bölgenin jeopolitik konumu. Arkadaşlar büyüme elverişli konumdayız. Padişahlarımız deneyimli. Gaza ruhu ile bize seferlere destek veren yerler var değil mi? O yüzden üç durumda etkilidir. Peki bu hatırlatmasını yapalım. ÖSYM bize 2022'de neyi sordu arkadaşlar? Şenlendirme politikası. İskan politikasının diğer ismi şenlendirme. Oldu mu? Fethettiğin yeri Türkmenleri yerleştiriyorsun. Yerleştiriyorsun. Onları orada kervansaray medrese yapıyorsun. Ortalık şenleniyor. Değil mi? Toprak veriyorsun tımar sistemi. Ortalık şenleniyor. Şenlendirme üzerine soru gelebilir. Bir de bu cihat gazaya destek verenler vardı. Gazayan-ı Rum. Sefere destek veren Anadolu erkekleri. Aptalan-ı Rum, erenler dervişler, değil mi? Ahiyan-ı Rum, ahiler. Bacıyan-ı Rum, kadınlar. Feteyan-ı Rum, gençler. Buradan şöyle bir şey gelebilir. Hangisi cihat gazaya destek veren gönüllü birliklerdendir, değildir? Oldu mu? Bunlar gönüllü arkadaşlar. Evet, devam edelim. Oluşturulan bu askeri birlikler hangisidir? Bak şimdi, fetihlerin devamı için gerekli olan ilk düzenli birlikler, Vezir Alaaddin Paşa, Bursa Kadısı Çandarlı Karahalil'in teklifleri doğrultusunda Bursa'nın fethinden sonra oluşturulmuştur. Oluşturulan bu askeri birlikler hangisidir arkadaşlar? Evet. Yeniçeri Hoca arkadaşlar 1. Murat'tan sonra şekillenecek. Sekban-ı Cedid, Nizam-ı Cedid'in yerine 2. Mahmut kuracak. Değil mi? Turnacı, Yardımcı Kuvvet, Telli Turnam selam götür sevgin diyarına. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına. Cephede haberleşmeyi sağlar değil mi? Cebeci Ocağı geçen yıl çıktı silah ve mühimmat birliği. Cevap neydi? Yaya ve müsellemler. Peki ÖSYM'si buradan nasıl zorlayabilir? Buyurun onu da hatırlatayım. Herkesin bildiği soru Orhan Bey zamanında ilk düzenli birlikler kuruldu. Adı neydi bunun? Yaya ve müsellem değil mi? Yaya ve müsellem. Peki gençler yaya ve müsellem kimlerden oluşur? Yaya ve müsellemin özellikleri nelerdir? Bilelim değil mi? Madem sabah burada 5000 küsur kişi toplanmışız bunun da zekatını verelim. Yaya müsellem, yaya ve atlı demektir. Bu bir. Orhan Bey kurdu bu iki. Bunlar Türklerden oluşur. Bunlar kimden oluşur? Gene değişik şekiller çıkmaya başladı. Bunlar kimden oluşur? Türklerden oluşur. Oldu mu? Türklerden tabii ki. Bunlar arkadaşlar ücretlidir. Yani sefere çıktığında yevmiye alırlar. Aynı zamanda topraktan geçimini sağlarlar. Savaş yoksa topraktan geçimini sağlarlar. O yüzden tımarın temeli kimdir? Orhan Bey'dir. Aşk ile şevk ile buyurun bir dahi. Yaya Müsellem sizden korksun. Yaya Müsellem ilk düzenli ordu. Kim kurdu? Orhan Bey kurdu. Devşirme mi Türk mü? Türklerden oluşur. Ücretlidir. Savaş sırasında ücret alır. Savaşa gitmediği zaman geçimini nereden sağlar? Topraktan sağlar. Oldu mu? Evet. Devam. Evet gençler. Zitvaturuk Anlaşması'nın yukarıdaki maddelerinden hangileri Osmanlı'nın Avusturya'ya karşı siyasi üstünlüğünü kaybetmesine etkili olmuştur? Gençler bunlar yorum sorusu. Bir devlet başka bir devlete vergi veriyorsa siyasi yönden bağlıdır. O yüzden bu vergi kaldırılırsa üstünlüğüm ne olur biter. Değil mi? Avusturya Haçlıkçı protokol bakımından eskiden sadrazama denk sayılıyordu. Burada padişaha denk sayıldı. Üstünlük ne oldu bitti. Kanice ve Sergon kaleleri Tiryaki Hasan Paşa sayesinde bizde kaldı. Bu askeri üstünlüğümü gösterir değil mi? Ama 1 ve 2 arkadaşlar siyasi üstünlüğümü kaybettiğimi gösterir. Cevap nedir? Bursa'dır. Tamam. Peki duraklamanın hemen anlaşmalarını özetliyorum. Duraklamada doğuda en geniş sınır Ferhat Paşa. Doğuda ilk toprak kaybı Nasuh Paşa. Türk-İran sınırı Kahse Şirin. En uzun savaşlar 4. Murat İran'la. Bağdat Fatih kim? 4. Murat. Okey. Avusturya'yla. Eğri Fatih 3. Mehmet'ti. Arkadaşlar Haçova'yı kazanıyorduk. Kanice ve Estergon'u Tiryaki Hasan Paşa savunuyordu. Zitvaturuk anlattım. Bir de 1662'den itibaren başlayan bir anlaşma var. Vasvar Anlaşması. Uyvar ve Novigrad kaleleri bizdeydi. İkinci Viyana kuşatması. Arkasından Kutsal İttifak. Karlofça ile batıda en büyük toprak kaybıydı. Değil mi? Burada Lehistan'la arkadaşlar ne vardı? Lehistan'la Hotin Seferi vardı. Yeniçeri'yi kaldırma fikri. Bucaş batıda en geniş sınırdı. Topraklarıma toprak kattığım son anlaşmaydı.
Okey, bunlar şöyle bir şey yapın. Duraklamadan siyasi tarih pek gelmiyor ama ben yine bir özet geçtim. Yorumları açalım gari, canım sıkıldı. Evet, yorumları açıyorum. Bunu siz çözün bakayım. Osmanlı'da sancağa çıkan şehzadeye verilen eşyanın, şehzadeye bağlı memurların yapacağı işler, alacakları maaş gibi bilgilerin kaydedildiği defter türü hangisidir? Evet. Osmanlı'da sancağa çıkan şehzadeye verilen eşyanın, şehzadeye bağlı memurların yapacağı işler, alacakları maaş gibi bilgilerin kaydedildiği defter türü hangisidir gençler? Evet. Bunu mini denemede sordum. Çünkü size öğretmenin en kolay yolu arkadaşlar soru sormak. Beraber cevaplayalım gençler. Gençler, gençler. Bak buraya. Arazi tımar kaydı diyorsa arkadaşlar tahrir defteri. Evet. Arazi ve tımar kaydı diyorsa neymiş arkadaşlar? Tahrir defteri. Değil mi? Nişancı yazar. Evet, delik dağıtımı. Eşkal ve esame, eşkal ve esame, yazayım bak. Esame ve eşkal, Kapıkulu defteridir çocuklar. Fiziksel özellikleri ve maaş bilgileri yazar Kapıkullarının, olur mu? Akrabalık miras diyorsa neydi? Tereke. Divan kararları diyorsa mühimme, değil mi? Evet, o zaman dördünü bilirsin. Bakın bu bir yöntemdir arkadaşlar. Sizin bu dördünü bilmeniz lazımdı. Hadi eşkal de bilemeyebilirsin. Teşrif defteri. MEP kitabında geçiyor. Ben bu sene gördüm. Belki geçen yıl vardı ya da bu kitapta ilk kez. Her sene MEP bir tane defter icat eder. MEP kitabında gördüğüm için sordum. Oldu mu? Evet. MEP kitabında gördüğüm için sordum arkadaşlar. Tamam. Öğrendik mi bunu? Peki hadi benim suratıma bakın bakalım. Şeriye sicil defteri. Bu neydi arkadaşlar? Mahkeme kararlarının yazıldığı defter. Şeriye sicil defteri. Mahkeme kararının yazıldığı defter. Tahrir'in 19. yüzyıldaki adı temettuat defteriydi. Hatırlayın diye söylüyorum. Tahrir'in 19. yüzyıldaki adı temettuat defteriydi. Böyle öğrenin kısacası. Günlük mali ve bürokratik kayıtlar ruznamçe defteriydi. Günlük mali ve bürokratik kayıtlar ruznamçe defteriydi. Divanda alınan kararların, özellikle ekonomik kısmının eyaletlere aktarıldığı defter türü ahkam defteriydi. Eyaletlere ahkam kesmek, bu şekilde öğrenin. Oldu mu? Evet. Arkadaşlar ses tonu benden kaynaklı değil. Ses tonu neyden kaynaklı? İnternetten kaynaklı. Oldu mu? Evet. Hadi bakalım. Hadi gelin. Osmanlı'da esnaf ve sanatkarların oluşturduğu loncalar yetkilerinden hangi yere sahiptir? Esnaf ve sanatkar oluşturduğu loncalar yetkilerinin hangilerine sahiptir? Malikane sistemini uygulama, üretim kalitesini kontrol altında tutma, haksız ticari rekabeti önleme. Hangisine aittir arkadaşlar? Cevap 2 ve 3. Bakın 2 ve 3. Malikane neydi? İltizamın ömür boyu verilmesiydi. Bunu yapan kişi devletti. Bunu yapan kişi kimmiş arkadaşlar? Devlet. O yüzden cevap 2 ve 3. Tamam. Evet. Denizli. Genç Osmanlılar azınlıklara bir takım haklar vererek toplumun bütün unsurlarının temsil edileceği kurumların oluşturulabileceğini, bu yola da imparatorluğun dağılmasını önereceğini savunmaktaydı. Buna göre genç Osmanlıların hangisini amaçlıkları söylenemez? A. Tanzimat fermanının ilan edilmesini, B. Azınlıkların yönetime katılmasını, C. Senet ittifakının geçerli kılınmasını, D. Meşrutiyet yönetime geçilmesini, E. Mebusan meclisinin açılmasını. Ama hocam bunların hepsini John Türkler yapmadı mı dediğini duyar gibiyim. Bak arkadaşım bu soruyu çözme yöntemi bu işte. Ne yazıyor burada? Azınlıklara. Değil mi? Azınlığa eşit haklar verildi. Değil mi? Mebusan meclisini açtık, azınlık seçme seçimi hakkını elde etti. Meşrutiyet rejimine geçtik. Yönetime kattık. Sevgili gençler, Senet İttifak azınlıklarla yapılmadı. Kimle yapıldı? Ayanlarla yapıldı. Oldu mu? O yüzden bu örnek değildir. Tamam? Cevap Ceyhan. Osmanlı Devleti İstanbul Konferansı'nın ilk oturumunun yapıldığı aynı gün Babıali'de toplanan devlet adamları ve halk önünde tören ilan ettiği belge hangisidir? Evet. Gençler, Tanzimat Fermanı ilanında Mısır ve Boğazlar. Bir saniye. Tanzimat Fermanı ilanında Mısır ve Boğazlar. Şöyle yapayım mı? Mısır ve Boğazlar.
Kanunname-i Ali Osman İstanbul Konferansı yani Tersane Konferansı, Islahat Ferman İlanı da Paris Konferansı. Oldu mu? Kanun esası arkadaşlar. Pardon yanlış anladım. Kanunname-i Ali Osman hızlı okudum sabah sabah kusura bakmayın. Fatih'in kardeş katli değil mi bu? Evet. Kanun esası arkadaşlar burada neyi bileceğiz? İstanbul yani Tersane Konferansı. Oldu mu? Evet. Şimdi ne diyor sana? Bağbali'de İstanbul Konferansı'nın toplandığı gün diyor. Ne ilan edeceğiz? Kanun esası ilan edeceğiz. Eğer Paris Konferansı deseydi ıslahat fermanıydı. Mısır ve Boğazlar konusu deseydi tanzimat fermanıydı. Oldu mu? Sene ittifak kimle yapılmıştı? Ayanlar. Bununla bir alakası yok. Cevap o yüzden Edirne arkadaşlar. Osmanlı tarihinde yabancı ülkelere seyahate çıkan yegane padişah ve Hristiyan dünyasına dost olarak giden ilk halife Abdülaziz'dir. Evet, ilk yurt dışı gezisi Abdülaziz. Abdülaziz devletlerinden hangilerini ziyaret ettiği söylenebilir? Fransa, İngiltere, Rusya. Gençler, bir kere Abdülaziz niye gitti? Borç para bulmak için gitti. Unutmayın bunu. O yüzden en çok borçlanan kim olacak? Abdülaziz. Sonra galiba ben borçlarımı ödeyemeyeceğim diyecek. Ramazan kararnamesi. Oğlum bak bunu böyle bir öğrenin. Abdülaziz Kırım Harbi'nden dolayı Rusya'ya gitmeyecek arkadaşlar. Fransa'ya gidecek, İngiltere'ye gidecek, Almanya'ya gidecek değil mi? Belçika'ya her yere gidecek. Gitmediği yer neresi yavrularım? Rusya. O yüzden cevap ne olacak? Bursa. Tamam. Cevap neymiş? Bursa. Size güzel bilgi daha. Yavuz'dan sonra Mısır'a giden padişah da Abdülaziz'dir. Yavuz'dan sonra Mısır'a giden padişah da Abdülaziz'dir. Tabi Mısır'a gitmek yurt dışı olmuyor. Orası bize ait. Evet cevap 1-2. Niye gitmiş? Borç para bulmak için. En çok borçlanan Abdülaziz. Ramazan kararnamesi Abdülaziz. İlk borç alan kimdi? Abdülmecid'di. Evet. Bunu siz çözün. Bir uykunuzu dağılsın bakayım. Mustafa Kemal Kafkas cephesinde beklenmedik bir zamanda karşı taarruza geçerek Muş ve Bitlis'i düşman işgalinden kurtarmıştır. Mustafa Kemal'e arkadaşlar bu üstün başarının dolayı hangisi verilmiştir? Evet. Gençler Mustafa Kemal'e Çanakkale'deki başarısından dolayı gümüş liyakat, Çanakkale'deki başarısından dolayı gümüş liyakat, Kafkas cephesinden dolayı da altın kılıç madalyası verilmiştir. Oldu mu? Çanakkale cephesinden dolayı gümüş liyakat, Kafkas cephesinden dolayı ne verilmiş? Altın kılıç madalyası verilmiş. Okey. Hadi bakalım. 13'e mi geldik? Gençler yorumları hemen kapatıyorum. Biraz hızlanalım. Kuvay Milliye düzenli bir ordu değildi. Gönüllü, vatansefer insanlardan oluşmaktaydı. İşgalci güçlere karşı ilk direniş Acılık ilimiz hangi ilimize? Fransızlara karşı koyulmasıyla başlamıştır arkadaşlar. İlk direniş Fransızlara karşı ilimize diyor değil mi? Hatay Dört Yol. Unutmayın. Peki ilk işgal uğrayan yer neresiydi? Musul'du, İngiltere'ydi. Ama Anadolu'da ilk işgal ve ilk direniş Hatay Dört Yol. Tamam mı? Kızım sen de anladın mı? Anladın mı sen de? Hı? Anladın mı? Evet. Cevap neymiş gençler? Hatay. Bak bak soruya bak. Bunu siz cevaplayın. İngiliz tarihçi James Morris'in Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi olarak tanımladığı Osmanlı kuvvetlerinin kazandığı zafer hangisidir? Evet. Gençler bu soru MSV'de çıktı bu arada. İngiliz tarihçi James Morris'in Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi olarak tanımladığı zafer hangisidir? Gelibolu, Kutulamere, Sakarya, Trablusgarp, Dömeke. Evet. Gençler Kutulamere kahramanı. Burada komutan kimdi? Halil Kut. Tamam. Evet. Halil Kut arkadaşlar. MSÜ'yi sınavına çıktı arkadaşlar. MSÜ'yi. Kutulamere. Yok yok Sakarya falan değil. Olur gençler. Yorumları kapatıyorum.
Arkadaşlar burada teslim diyor, bakın siz neyi kaçırıyorsunuz? Suratımı görün bir. Suratta da bugün hayır yok, duştan yeni çıktım. Gece 1'de yoldan geldim. En aşağılık teslimi diyor ya. Biz arkadaşlar Kutup Amel'de 18 bin tane İngiliz'i esir aldık. Anladınız mı? Teslim derken oraya vurgu yapıyor. Evet. Arkadaşlar Kutul Amel'e zor diyorsanız siz sınava hazırlanmayın. Ben söyleyeyim size. Yani Kutul Amel'e zor olur mu Allah'ını seversen? 18 bin İngiliz'in teslim alındığı yer neresi? Kutul Amel arkadaşlar. Bak teslim diyor. Evet. Çok zor diyerek bir yere varamazsınız. Söyleyeyim. Acı gerçekler belki ama öyle yani. İtilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmek istemesinin amaçları arasında hangisi yer almaz? İtilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmek istemesinin nedenleri arasında hangisi yer almaz? Boğazların kontrolünü ele almak, Anadolu topraklarını işgale çıkarla getirmek, Doğu'da Ermenileri vermek, Osmanlı'yı savunması bırakmak, Çarlık Rusya'ya yardım götürmek. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Çarlık Rusya'ya yardım etmesi gerek yok çünkü 1917'de ihtilal çıktı. Anladınız mı? Cevap Edirne'dir. Bu arada şu da ÖSYM'nin çok sık kullandığı bir taktik. MEP kitabındaki okuma metnidir arkadaşlar bu. MEP kitabındaki okuma metninden sonra hazırladık. Oldu mu? Yani şunu da söyleyeyim. YouTube'a da atılıyor bu. Her soruya çok zor diyorlar. Bilmem ne diyorlar arkadaşlar. Sanki bütün sınavlar çok kolay geliyor da bizim haberimiz yok. Sanki 27'ye 27 çok kolay olacak da bizim haberimiz yok. Arkadaşım 27 tarih sorusunun dağılımını söylüyorum sana. 7-8 tane kolay gelir. 7-8 tane orta şeker soru gelir. 7-8 tane bilgini ölçen soru gelir. 2-3 tane eleyici soru gelir. Sen bilgini ölçen soruya bile çok zor diyorsun. Anlatabildim mi? Bak beni sinirlendiriyoruz valla. Yani istiyorlar ki tarihten full yapalım. Zaten biz sınavda full yapmak için seni hazırlıyoruz. Allah'a şükür ama MEP'te geçiyor diyorum zor diyor. Orada geçiyor diyorum zor diyor. E ne yapalım? Sana TEOG soruları mı soralım? Allah'ını seversen. Evet. Açıklama gereği hissettim. Çünkü gerçekten size emek veriyoruz. En güzel okuma metinlerinden soru yapıyoruz. Biri bir yorum yazıyor. Senin bütün şevkin kırılıyor. Anlatabildim mi? Tam beğenmeyebilirsin ama her şeyde böyle zor. Her şeyde böyle şöyle. İlber Ortaylı mısın? Değil misin? Ne yorum yapıyorsun her şeyi Allah'ını seversen? Yani ÖSYM senin görüşlerine göre mi sınav yapacak? Anlatabildim mi? Evet. Gençler buyurun. Yapıcı olalım. Ben diyorum MEB'in okuma metninden soru hazırladım diyorum. Zor diyor. Arkadaşlar Kutul Amel'e zor diyorsak biz sınava hazırlanmayalım yani. Anlatabildim mi? Sonra MEB'den soru yakalıyoruz. Bu sefer de hırsız diyor. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz bazen. Evet. Hadi bismillah. 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne kabul edilen tüm dünyaya Edirne Mebusu Şeref Bey tarafından duyurulan Misak-ı Milli kararlarında aşağıdaki siyasi belgelerin hangisi imzalandığı sıradaki sınırlar esas alınmıştır? Evet. Yorumları açtım gençler. Bunu siz yapın. Ben açıklamasını yapacağım. Evet. Ben açıklamasını yapacağım. Yorumlar açık şu an. Çocuk mesela orada Edirne Mebusu Şeref Bey'i duyuyor, sınavda vefat ediyor. Ya niye vefat ediyor? Sorunun onunla hiç alakası yok ki. O sorunun aksesuarı. Evet. Hocam Şeref Bey kim, hiç kimse bahsetmedi. Sorunun onunla alakası yok yani. Evet gençler. Hadi o zaman beraber cevaplayalım. Arkadaşlar biz Misak-ı Milli sınırını çizerken neye dikkat alıyoruz? Mondros'tan önce Türklerin çoğunlukta olduğu yerler bütündür, bölünemez. Evet, Mondros'tan önce Türklerin çoğunlukta olduğu yerler bütündür, bölünemez. Oldu mu? Mondros'tan önce Türklerin çoğunlukta olduğu yerler bütündür, bölünemez. O zaman bu soru çıkarsa, biz Misak-ı Milli sınırını çizerken Mondros'u baz alıyoruz. Bir, Wilson'u baz alıyoruz. İki, neden Wilson'u baz alıyoruz? Çoğunluk maddesinden dolayı. Tamam. Evet. Cevap ne olacak arkadaşlar? Cevap Adana. Evet. Evet cevap Adana. Gençler. Yorumları kapattım gençler. Osmanlı hükümeti İngiliz Muharipler Cebiyeti'nin kışkırtmaları sonucunda Delibaş Mehmet'in önderliğinde
din elden gidiyor diyerek etrafına topladığı asilerle birlikte 2 Ekim 1920 tarihinde çıkarttığı isyan hangisidir? Evet. Al bakayım, sınavda bu soru çıktı, ne yapacaksın? Sen TVM'ye karşı isyanlara tam çalışsan bu soruyu çözersin. Eğer bu soruyu çözemiyorsan TVM'ye karşı ayaklanmalara çalışmamışsın demektir. Anlatabildim mi? Evet. Gençler, Yozgat'ta Çapanoğlu ayaklanması var. Evet, Yozgat'ta Çapanoğlu ayaklanması var. Afyon'da Çopur Musa var. Urfa'da Milli Aşireti var. Değil mi? Urfa Milli Aşireti. Demirci Mehmet Isparta yakınlarında. Cevap Konya Bozkır ayaklanması arkadaşlar. Evet. Yani sınava çalışmak şu değil. Kitaptan ben altını çizeyim. Altını çizdim, her şeyde denemede gelsin. Böyle hazırlanmaz sınava. Anlatabildim mi? Evet. Konya Bozkır ayaklanması arkadaşlar. Hadi bakalım. Kars'ta gerçekleştirilen bu toplantıda Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni aştaki komutanlardan hangisinin başkanlığı heyet temsil etmiştir? Evet. Sakarya Zaferi'nden sonra 20 Eylül 1921 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan devletlerinin temsilcilerinde bulunduğu bir konferans düzenlenmiştir. Evet. Bu konferansa kim başkanlık etti arkadaşlar? Unutmayın. Doğu'da bir anlaşma varsa başında kim vardır? Şark Fatih'i Kazım Karabekir vardır. Oldu mu? Cevap Edirne. Evet, 19'da ben çözüyorum. İtilaf devletleri Türkiye heyetini tekrar Lozan barış görüşmelerine yeniden davet etmesinde. İtilaf devletlerinin Türkiye heyetini tekrar Lozan barış görüşmelerine yeniden davet etmesinde Boğazlar, Batum, Musul bölgenin hangilerinin üzerine Türk ordusunun askeri harekat düzenlemek amacıyla hazırlıklara başlaması etkili olmuştur. Bunu siz çözün. Burada güzel bir açıklama yapacağım sizlere. Bir çözün bakayım. Evet gençler. Şimdi. Prenses kardeşim oradan yorum yazmış. Musul ne alaka diye. Misak-ı Milliye bağlı eyaletlerden biz neresi? Musul değil mi Allah'ını seversen? Değil mi? Şimdi dinleyin. Arkadaşlar bu soru da yine MEP kökenli bir soru. EKP sınavı geçen haftalarda oldu biliyorsunuz. En zor soru Lozan'dan çıktı. ÖSYM Lozan'ı devamlı zorluyor. Tamam? Buyurun. Lozan görüşmeleri devam ederken itiraflar boğazları bize vermediği için ve İngilizlerle Musul konusunda anlaşamadığımız için biz askeri hazırlığa başlıyoruz. Oldu mu? O yüzden boğazlar ve Musul bölgesine askeri harekat hazırlığı yapılmıştır. Hocam Batum'a yapmadık mı? Yapmadık çünkü biz orayı verdik. Nerede verdik? Hatırlarsanız sakın Batum anlaşması demeyin. Moskova'da Gürcistan'a verdik. Oldu mu? Evet. Moskova'da kime vermişiz? Gürcistan'a vermişiz. O yüzden bir daha söylüyorum. Lozan'da Musul İngilizler bize vermeyeceğini anlayınca Boğazlar konusunda da U dönüş aldıkları için Mudanya'da bize vermişlerdi, sonra geri dönüş alıyorlar. Mustafa Kemal Boğazlar ve Musul'a sefer hazırlığı yaptırıyor. Oldu mu arkadaşlar? Evet. Yorumları kapattım. Mesela bu soru öncülü ya çocuklar. Bu soru öncülü ama yorum sorusu değil. Bilgi sorusu. Anlatabildim mi? Bazı arkadaşlar şöyle zannediyor. Her öncülü soru yorum sorusu veya her kısa soru bilgi sorusu. Hayır. Bunun konsepti öncülü ama bu soru bilgi sorusu. Evet. Kanunların kronolojik uygulaması hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Evet sevgili gençler. Tevhid Tedisat Kanunu 24. 2 yapıyorum. Medeni Kanun 25'in sonunda 26 diyelim. 1. Soyadı Kanunu 34. Bu kadar. 2, 1, 3. Oldu mu? Hangi şık oluyor o zaman? Şık yok mu lan? Var. Evet Denizli. Evet, evet. Millet mektepleri. Ülkenin dört bir köşesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış, vatandaşların açılan okuma yazma kurslarına katılmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu kursları bitirenlerin okuma yazma alışkanlığını sürdürebilmeleri için çıkarılan dergi açılan hangisidir? A. Küçük Mecmua, B. Halk Mecmuası, C. Belleten Dergisi, D. Diyojen Dergisi,
Kadro dergisi. Gençler, küçük mecmua Ziya Gökalp. Şöyle çalıştırayım sizi. Evet, Ziya Gökalp. Oldu mu? Belleten dergisi Türk Tarih Kurumu'nun çıkarttığı, adını Mustafa Kemal'in koyduğu dergi. Diyojen en sevmediğim dergi, mizah dergisi. Kadro, Yakup Kadri'nin başta olduğu devletçiliği anlatan, komünizmi anlatan yayın organı. Devletçilik ve komünizm. Oldu mu? Sorunun cevabı ne? Halk mecmuası. Peki size soru geliyor. Soru geliyor. Ülkü nerenin yayın organıydı gençler? Ülkü. Evet. Ülkü nerenin yayın organıydı? Ülkü dergisi. Hadi bakalım. Ülkü dergisi nerenin yayın organıydı? Evet, gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet güzel. Ülkü Halk Evleri. Yorumları kapattım, teşekkür ederim. Milletler Cemiyeti Hatay sorunu araştırmak için bir komisyon kurmuştur. Çalışmanı tamamlayan komisyon hazırladığı raporda görüşlerinden hangini ileri sürmüştür? Hatay halkının çoğunluğunun Türk olduğu, Hatay'ın Suriye'ye bağlanamayacağı, Hatay'da bağımsız bir devletin kurulması gerektiği. Evet gençler, size ben neyi öğrettim biliyor musunuz? Bak, topla bunları. Oh! Bu hangi rapor biliyor musunuz? Santer raporu. Evet, size Santer'in içeriğini öğrettim arkadaşlar. Tamam. Cemiyet Akvam'ın Hatay'la ilgili hazırladığı rapor Santer'dir. Üç durumda Santer'de vardır. Bilmeyenler öğrensin. Peki, hadi bir soru geliyor. Brüksel raporu neyle alakalıydı? Brüksel raporu. Değil mi? Brüksel raporu. Ve geçen denemede çözdük. Macmillan planı. Bunlar güzel bilgiler. Brüksel, Musul'la ilgili arkadaşlar. Cemiyet-i Akvam'ın hazırladığı rapordur. Macmillan planı da öğrenin 1958'de Kıbrıs'ın ortaya attığı, Kıbrıs diyorum. İngiltere'nin Kıbrıs'la ilgili ortaya attığı plandır. Macmillan... Neymiş? Kıbrıs. Oldu mu? Evet. Üç öncül de arkadaşlar Santer raporu. Brüksel raporu Musul'la ilgili Cemiyet-i Akvam hazırladı. Macmillan planı Kıbrıs'la ilgili İngiltere hazırladı. Hani içime doğdu öyle bir söyledim. Türkiye'de halk, ırk veya din, kültürel yönden birleşmiş, diğerlerine karşı karşılıklı saygı ve fedakarlık duygularıyla dolu ve kaderi geleceği çıkarları ortak olan eşit bir toplumun sözü hangisiyle doğrudan ilgilidir? Hadi buyurun siz çözün. Hangileriyle doğrudan ilgilidir arkadaşlar? Atatürk'ün bu sözü. Evet. Gençler, eşit dediği için nedir arkadaşlar? Bu halkçılıktır. Oldu mu? Evet. Hiç buna zor demiyoruz vallahi, değil mi? Maşallah. Bu sorudan gayet memnunsunuz herhalde. Keşke hep böyle olsa, değil mi? Evet. ...1920 ve 30'lu yıllarda Uzak Doğu'nun en güçlü devleti haline gelen, doğal kaynaklar açısından zengin olan Mançurya ve Çin'e egemen olup Asya içine kadar yayılmak isteyen devlet hangisidir? Asya içine kadar yayılmak isteyen devlet hangisidir? Kızım git Allah'ını seversen git. Bıyığını keserim bak, yürü. Evet. Gençler bakın, bu mesela denemenin çağdaş soruları da kolay. Bunlar dediğim gibi dağılım olan şeyler. Evet. Asya Asyaların diyen yayılmacı olan kimdi arkadaşlar? Yayılmacı olan jandarma diyorum. Tövbe yarabbim, Japonya'ydı. Evet, Asya Asyaların diyen yayılmacı olan kimdi? Japonya. Değil mi? Evet, evet. Cevap Dana. Soğuk Savaş döneminde İngiltere Başbakanı Churchill hangi devlet için demir perde tabiri kullanmıştır? Evet, sen bu soruyu yapamıyorsan daha hiçbir hocanın çağdaş videosuna tıklamamışsın demektir. Evet, seni bak analiz yapıyorum. Sen bu soruyu yapamıyorsan 25'i, hiçbir hocanın daha çağdaş videosunun play tuşuna basmamışsın demektir.
Evet. Cevap Camış arkadaşlar. Oldu mu? Gel. Yumuşama döneminde Orta Doğu'da meydana gelen önemli çatışmadan biri İran ve Irak arasında çıkan savaştır. Bu savaşın çıkması nedenleri arasında durumlardan hangileri etkili olmuştur? Irak ve İran'ın Basra üzerinde hakimiyet kurma mücadelesi, Şattül Arap Su Yolları meselesi, dini ve etnik anlaşmazlıklar. Evet, 26'ya gelin arkadaşlar. Irak-İran savaşları. Evet. Gençler, 3 mevzu da Irak-İran savaşlarında etkilidir. Evet. Burada bir olay var. Hiç duydunuz mu? İran Gate olayı. Videolarda anlatıyorum. İran Gate olayı. Hiç duydunuz mu? Evet. Şii olan İran'dı. Gençler, İran Gate olur arkadaşlar buradan inşallah. Hemen çözümünü yapıyorum. Suratıma bakın. Bak, bizimki bana kıçını döndü. Allah seni cennete almasın. Kalk buradan. Evet, İran Gate olayı arkadaşlar. Hocam, İran Gate olayı nedir? Irak-İran savaşında ABD Irak'ı desteklerken İran'a da silah satmıştır. Oldu mu? Ve bu ortaya çıkmıştır. Bu olayın adı İran Gate olayıdır. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bir kez daha arkadaşlar. ABD Irak-İran savaşında Irak'ı destekliyor. Ama ve lakin daha sonra ne oluyor? El altından İran'a silah sattı da ortaya çıkıyor. Tarihte bu olayın adı neymiş gençler? İran Gate olayı. Tamam? Evet. Hadi bakalım. Dur, bir duyurum var. Sevgili gençler, benden hemen sonra Muhammed Akın Hoca hesabında nasiplenin deneme çözümü var. Oldu mu? Deneme çözümü var. Müge Anlı izleyeceğinizde sabah kuşağında bizleri izleyin çocuklar. Hatta size güzel bir sürprizim olsun. Büyük ihtimal Esra Özkan hocamız da vatandaşlıktan deneme çözümleri yapacak sizlere. Evet, vatandaşların deneme çözümleri yapacak. Yani sabah kuşağı Ahmet Karakuzo ile başlayacak. Muhammed Akın'la devam edecek. Esra Özkan Hoca ile bitecek. Ondan sonra Müge Anlı mı izliyorsun? Kahvaltı mı yapıyorsun? Evde yüzüstü mü yatıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Tamam. Evet. Saat 20.30'da ne varmış? Sabah 8.30'da ne varmış? Muhammed Akın hesabında coğrafya çözümü var arkadaşlar. Nasiplenin. Oldu mu? Evet. Hadi bakayım. Gençler, bugün Ankara'ya gidiyorum. Yarın 2 gün genel tekrar çekeceğim. 10 Mayıs'ta genel tekrar videoları yüklenecek. Telegram'da plan ve programla sizlere bunları yaptıracağım. 300 soruda tekrar kitabımızda bugün çıkıyor piyasa. 10 Mayıs'ta piyasaya çıkıyor arkadaşlar. Tamam? Evet. Hadi bakalım. Bence bu soru güzel. Yaparsınız diye düşünüyorum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne yukarıdaki darbe girişiminin hangilerinin ardından yeni bir anayasa ilan edilmiştir? Evet. Cevabı gördünüz lan. Dur. Hangisinin sonucunda yeni bir anayasa ilan edilmiştir arkadaşlar? Darbe girişimlerin. Evet arkadaşlar, cevap 1 ve 3. 71'de muhtıra var. Orada bir anayasa yapılmadı. 60'tan sonra 61 anayasası yapıldı. 80 anayasası yapıldı arkadaşlar. Bence, değil mi? Evet. Arkadaşlar, denemeyi çözdük. Teşrif defterini öğrendik. Santer raporunun içeriğini öğrendik. 18 bin İngiliz'i esir aldığımız cepheyi öğrendik. Doğru mu? Tabii. Sene ittifakın azınlıklarla ilgili olmadığını öğrendik. Değil mi? Soruda kılıç kelimesi geçiyorsa bunun savaşçılık ve madencilikle ilgili olduğunu yorumladık. Değil mi? Evet. Kazanımlarımız bunlar arkadaşlar. Evet. Gazamız mübarek olsun. Yayını kaydediyorum. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yarın kamp var mıydı gençler be? Yarın var mıydı? Ben programı unutuyorum bazen. Programda yarın var mıyız? Evet. Brüksel raporunu öğrendik. McMillan raporunun Kıbrıs'a ilgili olduğunu söyledik, değil mi? Evet. Her soruya zor denilmemesi gerektiğini öğrendik. Evet. Mesela öğrenci diyor ki, hocam soruları diyor yapay zeka hazırlayacakmış diyor. Çok korkuyorum diyor. Öğrenciye bakıyorum. En çok yapay zekayı kafaya takan, en az çalışan. Sen yapay zeka, doğal zeka ne yapacaksın? Kendi zekana bak önce, Allah'ını seversen. O yüzden biz her şeyde öğrendiğimize bakacağız arkadaşlar. Evet. Yarın o zaman görüşmek üzere.
Yapay zekacılar. Hadi bay bay. Allah'a emanet.